Değerli basın mensupları, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üretim reformu paketi adıyla komisyonumuza gelen tasarı, dün akşam itibariyle tümüyle amacından sapmış vaziyette kabul edilmiştir. Tasarıya üretim reformuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan maddeler eklenmeye devam edilmiş. Bu tasarı tam anlamıyla bırakın torba yasası olmayı, tamamen çuval yasası konumuna geçmiştir. Sanayicinin, esnafın sorunlarını çözmek için yola çıkan tasarı, dün akşam tasarı bittikten sonra alelacele getirilen korsan maddeler ile tasarı gerçekten amacından sapmış, farklı bir alana doğru gitmiştir. Açıkça soruyorum. Milletvekilliği biten akademisyenin profesör maaşı ve kadrosuyla üniversiteye dönmesinin hem emekli vekil maaşı hem personel profesör maaşı almasının üretim reformu paketiyle ne ilgisi var, ne alakası var? Bu konuda arkadaşım açıklama yapacak ayrıca. Özelleştirmeler sonucu kamu zararına yol açmış Bakanlar Kurulu üyelerine, özelleştirme bürokratlarına geri ödetilecek paraların korsan bir yasa maddesiyle affedilmesinin üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Bu son dakika önergeyi zeytinliklere kamu yararı bahanesiyle saldıranların yeni bir oyunu olduğunu görmekteyiz. Zeytine, meraya, kıyıya çare bulmak varken son dakika önergesiyle üniversite adı değiştirmenin üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Milletvekili biten akademisyenin aynı kadrosuyla üniversiteye dönmesine ve bunca genç akademisyen kadro beklerken hem emekli maaşı hem de profesörlük maaşı almasının üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Değerli basın mensupları, üretim reform paketi amacından tamamen sapmıştır. Zeytin çiftçisinin, mera hayvancısını, kıyılarda yaşam süren vatandaşın kaygıya sürüklemiştir. Çıkan yasa tasarısıyla zeytin üretiminin azaltılmasına, hayvancılığın da yok edilmesine yol açacak bir düzenleme getirilmiştir. Tasarı birçok maddesine destek verdiğimiz sanayi, ticaret, organize sanayi alanlarındaki maliyet yükünün hafifletilmesi, teşvik ve indirimlerinin ötesine geçmiş, artık kaygı verici hale gelmiş, amacından da tamamen sapmıştır. Sanayi üretimiyle hiçbir ilgisi olmayan zeytinlik sahalarının içinde ancak geçen istisna maddelerle madenciliğe toz ve duman çıkaran sanayiciliğe açılması hükümetin tarımı yok edecek utanç verici bir tablosu değil midir? Değerli arkadaşlar, sanayi ve madencilik tarıma rağmen olmaz. Birlikte götürülmesi gereken bu sektörler niçin gözden çıkarılıyor? Zeytini yok ederek, ithalata bağımlı bir tarıma giderek sanayicilik asla yapılamaz. 1995'ten beri korunan zeytin yasası tümüyle doğrudur ve asla dokunulmamalıdır. Bizim bu konuda hiçbir uzlaşmamız yok. Zeytin, mera ve kıyı maddelerini getirdiğiniz istisnaları genel kurulda derhal geri çekmelisiniz. Bu zeytinlik maddesine evet oyu veren vekillere hatırlatmak isterim. Zeytinin ölüm fermanına karşı çıkan Tarkan'a zeytinliği mi varmış diyen Sayın Bakan'a da soruyorum. Size bu zeytinlik, mera ve kıyı kanunu için hangi şirketler, hangi isimler baskı kurmuştur? İktidara yakın hangi şirketler yatırımları kapıda hazırlamış da bu yasanın çıkmasını beklemektedir? Zeytinlikleri, mera ve kıyıları talan edecek bu tasarı için kimler bakanlığa baskı kurmaktadır? Tasarıya karşı çıkan kurumlar, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar bize her türlü yolla ulaşırken zeytinlik, mera ve kıyılara girmek isteyenler neden bugüne kadar tek bir açıklamayla komisyona gelememişlerdir? Hangi bilimsel rapor, hangi siyasi ve ticari ittifak zeytinlikleri, kıyıları ve meraları talan etmeye kalkmaktadır?
bakanlık ve enstitülerde zeytin yasasının mevcut haline karşı görüş bildiren varsa bu kurumların raporları neden tarafımıza şimdiye kadar ulaştırılmamıştır? Kıyı alanlarında dolguyu arttıracak ve sanayi alanıyla hastane kurulmasını öngörecek tasarı için hangi şirketler, isimler, tüzel kişiler, kurumlar sizden talepte bulunmuşlardır? Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Siyasi baskıyla işleyecek zeytinlik kurulu zeytini koruyamaz. Derhal tasarıdan geri çekin. O kurulun adı zeytini koruma değil, zeytine kıyma kurulu haline gelmiştir. Kıyılarda tesis ve hastane kurma işini Trabzon'la sınırlamak yetmez. Kıyı maddelerini derhal geri çekin. Sanayi ve yerleşim için binlerce dönüm arazi var. Birçok kırsal alanlar var. Münferit sanayi sitelerinin meralara taşınmasından vazgeçmek yetmez. Meraları tümüyle rahat bırakın, hayvancılığa ve tarıma kıymayın. Milletvekili emeklisi olacak üniversite hocalarına kıyak kadro ve maaştan mutlaka geri dönün. Hatalı özelleştirmelerle kamu zararına yol açan bakanlıklara, özelleştirme bürokratlarına ödetilecek paraların üzerine lütfen yatmayın. Komisyonlar artık torbadan çuvala dönen yasalarla, son dakika önergeleriyle yangından mal kaçıran, fırsatçılık yapan siyasi anlayıştan uzak tutulmalıdır. Siyaset ve sanayi tarıma rağmen değil, tarımla birlikte kamu çıkarı için yapılmalıdır. Eğer bu tasarı sanayicinin geliştirilmesine ve aynı zamanda üretimin desteklenmesine yönelik ise bu fazla olan, gereksiz olan ve sonradan ihdas edilen tüm maddelerin tasarıdan genel kurulda çıkarılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız var mı arkadaşlar? Tabii, öyle mi yapalım? Peki. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zeytinle ilgili yasa tasarısına gece yarısı eklenen maddelerden iki tanesi, benim de sözcüsü olduğum Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu ilgilendirdiği için iki maddeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi tam üç kere tarafımızdan püskürtülen ancak AKP'nin inatla yine getirdiği bir madde. Bu madde öğretim üyelerinin milletvekillikleri bittikten sonra üniversiteye döndüklerinde hem kendi maaşlarını hem de milletvekili emekli maaşlarının birlikte almasına izin veren bir madde. Yani ben bir profesör, ben şu anda emekliyim, milletvekili emekli maaş alıyor. Eğer milletvekilliğim bittiğinde üniversiteye döner isem hem üniversite maaşı alacağım hem de milletvekilliği emekli maaşı almaya devam edeceğim. Ancak bir başka öğretim üyesi, milletvekili olmayan bir öğretim üyesi, emekli olduktan sonra tekrar üniversiteye döndüğünde sadece tek maaş alacak. Biz bu haksızlığı tam üç kere püskürtmüştük. 24. dönemde yine bir gece yarısı operasyona getirmek istemişlerdi. Biz izin vermediğimiz için getiremediler. 26. dönemde daha yeni, çok siz de çok net hatırlayacaksınız. Bizim karşı duruşumuza rağmen yine bir torba tasarı içerisinde bu kanunu getirdiler. Bu tasarıyı getirdiler ve biz orada çok ciddi bir savunma yaptık. Türkiye Aladağ'da yanan çocuklarımızı konuşurken milletvekilleri kendilerine kıyak maaş veremez dedik ve son anda bu maddeyi tasarıdan geri çekmişlerdi, hatırlarsanız. Şimdi AKP yine klasiğini bozmuyor. Yine Türkiye kan ağlarken, Türkiye Şırnak'ta, Şenova'da 13 şehidine ağlarken, herkes 13 şehidin yaşını tutarken, hatta bir gün önce Şırnak'ta bir gün önce yine 3 şehidimizi ağlarken gece yarısı komisyona yine bu tasarıyı getirip milletvekili emekliliğine ikinci bir maaş, kıyak bir maaş eklediler. Ben şimdi buradan soruyorum. Bu Ramazan ayında herhangi bir şey yediğiniz zaman orucunuz bozuluyor. Hak yediğiniz zaman orucunuz
bozulmaz mı? Hak yediğiniz zaman, haksızlık yaptığınız zaman acaba oruçlarınız kabul olur mu? Türkiye şehitlerine ağlarken, Türkiye yas tutarken, herkes şehidiyle, ülkesiyle, vatanıyla meşgulken, gece yarısı milletvekillerinin kendilerine böyle bir kıyakçılık yapmaları acaba ne kadar ahlaki, ne kadar onurlu bir davranış? Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. İkinci madde yine bizim ısrarla üzerine gittiğimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir madde. Biliyorsunuz Türkiye iş kazalarında maalesef Avrupa birincisi, maalesef dünya üçüncüsü. Biz ölümlü iş kazalarını azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri çok net bir şekilde almaya yönelik bazı kanunlar çıkarmıştık. Şimdi bu kanunların gevşetildiğini görüyoruz. Örneğin az tehlikeli iş yerlerinde ondan daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde bu uygulamanın, yani iş sağlığı ve güvenliği uygulamasının 2020'ye kadar ertelendiğini gece yarısı önergesiyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ondan az olan sayı bu sefer 50'den az olarak değiştirilerek, yani 50'den az olan, 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinde işverenin kendi imkanlarıyla iş sağlığı güvenliğini sağlayabilmesine olanak tanınıyor. Yani deniliyor ki bu kadar ölen insan yetmez, iş kazalarında ölüme devam. Biz bir yandan işverenleri, KOBİ'leri mutlaka ama mutlaka sahiplenirken, onların zorluklarını, ekonomik zorluklarını aşmaya çalışırken bir yandan da işçilerin de sağlığını ve can güvenliğini korumak zorundayız. Bu iki madde Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen dönemden beri muhalefet ettiği ve hiçbir şekilde kabul edemeyeceği maddelerdir. Diğer maddelerle ilgili Kazım Bey zaten gerekli açıklamaları yaptı. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru varsa evet, arkadaşlar alabiliriz. Neyse. Sorularınız var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Peki. Biz de teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum.